Sevgili Kanal Fırat izleyenleri, Hayatın Renkleri programı bugün de bütün canlılığıyla, hızıyla, türkü dolu sohbetlerle devam edecek. Stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hayatın Renkleri bütün rengiyle burada. Çok iki güzel renk daha alacağız stüdyomuza ama kısa bir aradan sonra. Efendim, konuklarımızı da stüdyomuza aldık. Saat 16'ya değin çok güzel eserler dinleyeceğiz. Çok değerli bir tane sanatçımız var stüdyomuzda. Sevgili Uygar Doğanay, hoş geldin. Seyfi Yalçın Ses, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk, merhaba. Hemen tanıyalım mı şöyle kısaca? Gerçi tabii, Uygar bütün Elazığ'ı tanıyor artık sizi ama sen yine de bir tanıt bilmeyenler varsa. Ben Uygar varsa. Doğanay. Müzik işiyle uğraşıyoruz. İşte sanatçıyız, sanatçı olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. İnşallah bir 2-3 aya kadar güzel şarkılarımızla, güzel albümümüzle insanlara güzel bir çıkışla kendimizi daha net bir şekilde tanıtacağız, ifade edeceğiz. Hadi bakalım. Sizi tanıtmaya gerek yok herhalde. Yok. Ben zaten ev sahibi gibi biriyim burada. 2 evet. Yıldan zaten program burada vardı. Güzel günlerimiz geçti tabii ki. Sizin programda konuk olmak için geldik. Olduk da zaten. Bahtiyar olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi gidiyor. İzledim ben. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Programımız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Uygar Bey'le devam edelim. Uygar Bey, müzik hayatı dedik. Sanatçı olma yolundayız dedik. Evet. Olduk dediniz. Nasıl başladı? Nereden itibaren? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim aile mesleğimiz diyebilirim bunu. Hani kimisi insan işte gözlerini açar, babası çok iyi araba kullanır. İşte kimi insan, babası çok iyi inşaatta çalışır. Biz de gözlerimizi açtık, sazın sözün içindeydik. Bizim ailece muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz bir araya geldiğimiz zaman evet, hep... Evet, bu arada var mı Seyfi Doğanay'la akrabalık? Benim babamın amcası. Babanızın tabii amcası. Tabii amcazademiz, benim babamın amcası. O zaman bütün aile sanatçı. Zaten yani bir ailede tabii 4 tane, 5 tane işte yani Hüseyin sanatçı. Doğanay'la başlayan bir serüven aslında. Tabii ki aslında Hüseyin Doğanay'la tabii. Öyle mi? Seyfi tabii, Bey'den. Dersim Halk Ozanı. Hüseyin Doğanay'la başlayan bir serüven. Onun işte devamını getirmeye çalışıyoruz inşallah. Yani büyüklerimize bu işi devraldığımız insanlara layık bir şekilde yapabiliriz. Eğer yapamıyorsak da bazen zaman zaman hatalarımız oluyorsa da artık insanlar bizi mazur görsünler. Kaç yıl oldu peki? Kaç yıl oldu? Bu işe dediğim gibi ya çocukluktan beri, yani ben 7 yaşımdan beri bağlama sırtımda gezerdim. Mesela okula bile giderken arkadaşlarım işte hani çocukluk bağlama çalıyor desinler diye bağlamayı sırtıma alır öyle giderdim. İşte müzik haricinde zaten hayatımda hiçbir şey düşünmedim bugüne kadar. Yani hayatımda her zaman müzik vardı. Yani işte okula bile gittiğim zamanlar işte diyordum, eve geldiğim zaman işte çocukluk hani. Ya işte okumak istemiyorum, ben müzik yapacağım, böyle olacak, şöyle olacak işte. Yani müzik hayatımın tam ortası yani. Müzik hani hayatımın arkasında, sağında ya da solunda değil. Müzik benim hayatımın vazgeçilmesi. Müzik yaş de, olarak da zaten gençsiniz. Yani daha işte önünüzde müzik, çok uzun yıllar var. Uzun yıllar var, evet. İşte önemli olan bu uzun yılları güzel bir şekilde bitirebilmek. Tabii ki. İnşallah. İyi gidiyor. Uygar'ın ben gerçekten 7 yaşını da hatırlarım. İyi söylerdi o zaman da, evet, sesi ki oturmamış olmasına rağmen, evet, iyi tok bir ses çıkarabilirdi. Bu kadar yetenekli hakikaten. Yani tabii ki işte küçükken işte söylerdik, söyletirdiniz daha doğrusu. O zaman sanatçı kalbisi biraz vardı sende, şimdi var yok, mı? Yok yok, o zaman da yoktu, şimdi de vardı, yoktu. Vardı. Şimdi yaş ortaya çıkmasın, söylemi sahiptir biraz. Biz o zamanlar daha çok ufaktık, Necla abla işte. Falan yaş söyletirdim. Çıksın ki ortaya, zaten çok genç bir yaş yani. Biz olsak gururla söyleriz. Yani işte benim için demedim, Necla abla için dedim. Hani yaşı ortaya çıkmasın dedim. Onun çıkacak. Dedim ya, 7 yaşındayken şarkı söyletiyordu bana. Ben o itiraf etti zaten. Öyle mi? Sıkıntı yok. O zaman sıkıntı yok demektir. Yani işte dediğim gibi inşallah 2-3 ay kadar da inşallah güzel bir albüm yapacağız. Yine Seyfi abinin stüdyosunda, Yalçın Ses prodüksiyonunda İsim güzel bir... İsim vermeyelim lütfen. İsim vermeyelim işte, lütfen. Ama herkes biliyor artık. Daha yapacak bir yani şey. Seyfi Yalçın biliyor. Ses. Tabii reklama giriyor değil mi? Herkes biliyor. Yani Seyfi abinin stüdyosunda güzel çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca İstanbul'da da yine çok güzel yönetmenlerle güzel bir albüm çalışmasına da başladık. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmasın, ne diyelim.
Allah-u Teala. İnşallah yani güzel şeyler iyi olacak. İyi bir yolda gidiyorsun bence. Uygar çok da istikrarlı gidiyorsun. Yani başarılı işte olacağını sinyallerini vermiştin tek o zamanlarda. O. İyi gidiyorsun. İnşallah devamı da yani öyle dediğim gelir. Dediğim gibi de işte hani inşallah Allah hani bir insanı bir yere getirdikten sonra kişiliğinde falan bir değişme olacaksa diyorum istemiyorum. Zaten öyle bir başarı istemiyorum ama gerçekten yine benliğimi koruyup bir başarı elde edeceksem tabii ki kim istemez başarıyı? Tabii ki. O da senin isteklerinle alakalı. Ya tabii ki o da insanın kendisiyle alakalı bir şey de bazen de işte diyorlar ya yani insan işte biraz parayı kazanınca sanat camiası biraz, sonuçta hani çok zor bir yani, camia değil aslında. Ya illa ki bazen de şey söylüyorlar mesela yoğunluk işte il dışı sürekli seyahat falan işte zamanlı olmuyor. İşte kimse arıyor ya işte sen hayırsız oldun bu alakası yok. Çok yani insan ailesine bile zaman ayıramıyor. Ben günü geliyor 10 günde çocuğumu belki bir kere görüyorum yani. Bir tane mi çocuğun? Bir tane kızım var. Allah Allah. Dün de doğum günüydü kızımın. Öyle mi? Evet. Bir yaşına girdi. Nice yaşları değil. Mutlu sağ olun, yıllar olsun ederim. İnşallah. Seyfi Bey. Evet efendim. Sizle de böyle merhaba. Bir geçmişe de... ben de buradayım. Ben mikrofonu çalışıyor değil mi arkadaşlar? Evet tamam. Çalışıyor. Sizle de böyle sanki bir ya. Geçmişe doğru bir gidelim. Nerelerden tabii bizler sizleri biliyoruz ama bir de bilmeyenler için tekrardan bir geçelim. Kaç yıl oldu? Ne zaman başladı? 86 yılında bir yarı. Sahneleriz. Bir yarı yıl vardı. Yani kaç yıl oldu bayağı oldu. 86'dan bu yana müzik hayatı devam ediyor. Müzik hayatımız devam ediyor. Evet. Kendi yerimiz var. Kendi iş yerim var. Stüdyomuz var. Şanslısınız o zaman. Stüdyonuz varsa. Bir yer var şu anda. Sözleşme yaptığımız bir yer var. Müzik yaptığımız bir yer var daha doğrusu. Uygar'la da ara sıra biz dışarı çıkıp geliyoruz böyle. İşte programlar olduğu zaman gidip geliyoruz. Buradayız. Dediğim gibi iki yıl böyle. Siz de şanslısınız burada. Stüdyomuz çok güzel oldu. Teşekkürler. Güzel olmuş. Biz kapris yaptık ama. Kötü stüdyoda yayın yapmayız dedik. Yaptırdık. Tabii. Ağırlığını koyamamışsınız. Bir de şanslısınız. İyi bir patron var başınızda tabii ki. Ekip olarak. Öyle. Tabii ki. Evet. Aynen. Yani hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güzel. Burada da program yapılır ama. Size yani, bir yer açalım. O size düşer. O size düşer. Teşekkürler. Fazla yetenekli değilim bu konularda. Biliyor musun? Yani program falan... kameranın karşısına geçtiğim zaman şey var bizde de ben mesela konuşma yeteneğim hiç yoktur. Konuşmayı sevmiyorum. Konuşamıyorum zaten. Ne, yani kendimi ifade edemiyorum çoğu zaman. O yüzden abi kamera karşısına geçtiğim zaman sıkıntı oluyor biraz. Bizim işimiz söylemek abi. Söyleyeceğiz şarkı söyleyin yazacağız. Zaten. Başka bir şey. Yani biraz şey olduktan sonra insan alışıyor. Aslında örneğin mesela şey Faysal Bey aradığı zaman playback. İşte niye playback olsun, canlı olsun, canlı olsun daha güzel olsun. Yani evet. Değil mi? Böyle işte biz evet. Günahıyla, sebabıyla programlar canlı daha güzel oluyor biliyor musun? Böyle o heyecan yok artık. Bitiyor. Yani, heyecanınızı öldürdüyse kusura bakmayın. Yok yok, o anlamda demiyorum. Canlı okursak diyor, hani çok heyecanlanmadan alıp götürüyoruz diyor. Ekran başında kim insanlar çıkar ya, heyecanlıyım işte şu oldu falan, Uygar da ondan bahsediyor. Sizde o sıkıntı yok zaten. Yok, alışkınsız geçti herhalde. Abi, heyecan değil, şeyle alakalı dediğim gibi yani kendini ifade edememekle alakalı. Yoksa tabii ki yani yok. Doğal bir şekilde... Sen iyi ifade ediyorsun kendini zaten. Tabii tabii fazlasıyla. Uygar çok konuşurdu, bir susturamazdık Uygar'ı küçükken yani. Çıkıyor. Yok o kadar da değil. Valla sen de... Ya hemen çok... dinleyelim mi senden güzel bir eser? Olur, Uygar. Olur. O zaman bir Şivan var'ı gönderelim. Şivan mı dinleyeceğiz şimdi? Evet. Kimin eseridir eser. Şivan? Yine bizim eserimiz, biz beraber Seyfi abiyle yaptık. Güzel bir stüdyo çalışması. Albümden önce söz bir çerez olsun size diye. Ait, evet. Değil mi? Albümden önce bir çerez olsun diye öyle. Bakalım. Bakın dinleyelim. Thank you.
böyle haber, sizce söyle nereye? Aç gözünü nurundaki yaş olan. Vallahi yakışmadın sen kefene, duam oldu mezarında taş olan. Vallahi yakışmadın kefene, duam oldu mezarında taş olan. Ne bir telefonun ne mektubun var, ne dönüşün ne tatilin yaram var. İçimizde tipi rüzgar oran var. Bu yıl sanan bu yıl bizde şivan. Hoyrat düştü şu Elazığ yastadır. Doğanayım topraklarda taştadır. Bizdeki dert ne kurtsa ne kuştadır. Bu yıl sanan bu yıl bizde şu an var. Olsaydın gözümde çizgi çizgi dert olsaydın yüzümde. Kar akış olsaydın bahar yazımda. Böyle miydi senin ile aktığımız? Kar akış olsaydın bahar yazımda, böyle miydi senin ile aklımız? Ne bir telefonun ne mektubun var, ne dönüşün ne tatilin yaram var. İçimizde tipi rüzgar boran var. Bu yıl sanan, bu yıl bizde şu an. Hoyrat düştü şu Ankara yastadık. Cigerparem topraklarda taştadık. Bizdeki de ne kurtsa ne kuştadık. Bu yıl sanan, bu yıl bizde şivan. Uygar. Hani derler ya, ciğerden söylüyor, ciğer söküyor Uygar. Vallahi çok bu şeyle alakalı. Hani insan gerçekten, ben her zaman şundan yanayım. İnsan kendi duygularını dile getirecek. Yani insanın işte mesela yazıyorsun, bir yerde yazdıktan sonra okuduğun zaman bazen böyle bakıyorum, diyorum acaba bu benden mi çıktı? Hani ben mi diyorsun mesela? Sen mi yazdın bunu? Bu bir
son iki kıta benim. İlk kıta şeyin Salih Arap, Kemal Araboğlu'nun. Tabii son iki kıtası benim. Son iki kıtayı stüdyoda okurken yazdım. İşte onu tabii stüdyoya gireceğim zaman işte bir kıtası vardı tabii. Ondan sonra bir de bir nakarata giriş bölümü vardı. O son iki kıtasında biz yazdık. Güzel işte duygusu yani sağ olsun adam bir duyguyu ortaya çıkarmış. O duygunun devamında biz getirmişiz. Seyf abinin de güzel çok sağ olsun bu eserde çok büyük katkılar var. Yani bunu bir gün çalıştık, öyle yaptık. Öyle bir mi? Çab- tabii bir gün çalıştık. Bir gün de sürmedi. Bir gün. Yani bir 3-3,5 saatimizi aldı. Aynen. Yaptık. İnşallah beğenmiştim. Sesine gitmiş, tok bir sesi var zaten. Daha şeyler var, bombalar var, daha neler yani yapmışız. Yani zaten bir acın varsa, ağlamak istiyorsan Uygar'ı oturt. O söylesin sen ağla yani. Adaptör adam alayım. Yok gülelim. Vallahi diyorum hani ciğer sabit güldürsün bir şey de ciğer bir şey yani. Ciğer söker. Yaşanmışlıklarla alakalı biraz da işte. Sen ne yaşadın Uygar'cığım? İşte onu çeken bilir diyorlar ya. Değil mi? Ama şey var yani Uygar'ın hani bildiğim için söylüyorum. Çok çok içli bir çocuktu yani küçükken de öyle çok büyükmüş gibi. Biraz da fırlamaydım sanki. Yok. Çok gerçekten çok içli, çok duygusal bir çocuktu. Evet, söylerdi o zaman da bir yüzünde bütün o mimikleri oturur ağlardı yani onu hissederdik. Biz bu sinek niye dolanıyor halde? Konuşmamız çok stüdyoda stüdyoya. Sinekler falan. Hakkını veriyorsun Uygar'cığım. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Daha iyi yerlerde göreceğimize de eminim. İnşallah tek temennimiz o zafer. Memleketi neresi Uygar Bey? Ben aslen Tunceliyim, Dersimliyim. Doğum yerim Elazığ. 128 evler, bahçelerle. İşte bir 5-6 aylıkken İstanbul'a gitmişiz. Orada büyüdüm. Bu son 2 yıldır falan civarında da Elazığ'dayım yine. Tabii sürekli işte haftanın 3-4 günü il dışı. Burası da seviyorum, Elazığ'ı seviyorum. Elazığ sürekli zaten bir yoğunluk içerisindeyiz. Hani kalabalık, sürekli işte türkü bar ortamları işte dinletiler. İnsan yoruluyor. Buraya geldiğimiz zaman işte ailemize ayıracak zamanımız oluyor. Hmm. İstanbul'da da evimiz var. İstanbul'da normalde yaşıyoruz. İşte ailem falan İstanbul'da. İstanbul'a gidiyoruz. İşte programlar bitiyor diyoruz. Ailemize bir gün ayıralım. Ayıramıyoruz. Bir yerden bir yere gitmemiz yarım saat, 45 dakika, bir saat. Bu sefer bir bakıyorsun zaman uçtu gitti. İnsan işte dediğim gibi ben geçenlerde eve geldim. Bir arkamı döndüm. Arkamdan biri geçti. Böyle bir baktım. Kızım yürüyor. Ya dedim bu ne çabuk yürümeye başladı yani bu ne ara oldu ne ara büyük. Aşamalarını büyüdü. Göremiyorsun tabii. Yani işte. Zaman hızlı geçiyor. Galiba işin en kötü tarafı da o. En kötü tarafı o. Ya işte ya tabii ki insan istemez mi yani her aşamasını görmek istersin yani bir de benim. Seyfi abi o konuda yardımcı olmuyor mu sana? Bak Uygar bu işte böyle şeyler de var. Çocuğunu Seyfi göremeyeceksin, abi... eşini göremeyeceksin. Ya işte yani diyorlar deneyimler ya gerçekten. Deneyimler aktarılıyor mu? Seyfi Bey. Biz sürekli konuşuyoruz. Sizin de yani, çocuk falan var mı? Var tabii canım. Sizin kaç tane? Benim 3 tane çocuk var. Ben de boyumca diyeyim de Seyfi abinin evet. De yaşı ortaya çıkmış. Benim boyumda bir çocuğum var. Yani normal yani sonuçta... Biraz erken mi evlendin abi öyle oldu sanki. Erken evlendik. Erken evlilikten tabii yaşlı. Ama iyi ki evlenmişiz. İyi ki çocuklarımız var. Yani şimdi o çocuklar buradayken gözüm arkada kalmaz. Şimdi tabii yenge izliyorsa, yani buradan yenge izliyorsa yenge arada sırada sanatçının evlenmemesi gerektiğini de söylüyor. Abi bugün evlerinde kavga var. Yengen izliyor şimdi sen mi söyledin Uygar'a? Selamlar gönderelim. Yenge Hanım'a da selamlar olsun da. Ama doğru bir mantık aslında. Yani sanatçının evlilik zor. Pozisyonu gerçekten çok zor. Tabii ki. Allah eşlerinize yani. De yardım etsin. Sizlere de yardım etsin. Ya ben rahat yardım zaman ayıramıyorsunuz. Ben rahatım. Ben rahatım da konuda. Uygar'ı bilmiyorum. Uygar da rahattı. Ben rahatım. Tabii rahatım. Niye olmasın? Sağ olsun. Senin eşin de izliyordur özüm aşkına. Tabii ki izliyorsa eğer eşime buradan selamlar olsun. Ya ama yani tabii ki hani sanat olarak baktığın zaman sanatçı bir adam evlenecekse eğer tahtına oturacak. Evet. Bir yerlere gelecek. Bir başarıyı elde edecek ondan sonra evlenecek. 50'di, 45-50. Bağdır, her zaman sana bağdır. Yani mesela ben 10 gün il dışına bundan işte bir ay önce 10-12 gün arka arkaya program aldım. Dördüncü programda başladım top atmaya diyorum ki nasıl olsa da programlarımı iptal etsem. Bir özlem var çocuğumu özlüyorum, evimi özlüyorum. Bir de ben çok evcil bir adamım. Benim için de zorluyor. Bu sefer evde tabii ki yani evde babanın olmaması işte bir eşin sürekli il dışında olması... Sıkıntı kolay oluyor tabii. Sıkıntı yaratıyor. Kolay değil. Biraz da tabii... Demek ki eşler biraz fedakar herhalde. İster yani istemez sizlere sıkıntılar de yani, oluyor. Değil mi? Desteklemek yani durumundalar. İster istemez yani.
Ama biz evimize bağlıyız tabii ki. Tabii ki. Yani her koşulda, her koşulda. Öyle bir alaylı söylediniz. Bak bir anımı anlatayım ben size. Kötü bir sinerji oluyoruz şu an. Bir anımı anlatayım. İşte Uygar'ın dediği gibi biz sürekli böyle geç gideriz eve. Eşimin o gün erken gelmemi istedi falan. Ben de dedim tam 12'de olacağım evde. 12'de. Tamam. Ama geç kaldım ben. Saat 2.30 gibiydi, tamam mı? 2.30 gibi olunca ben de hemen anahtarım var. Anahtarı açtım. Kapıyı gittim. Yatak odasına tam bizim karşıya baktığın zaman böyle saat de orada durur. Saati böyle aldım tam 12'ye aldım. Tamam mı? Ondan sonra tekrar geri çıktım zile bastım, tamam mı? Tamam. Ondan sonra zile bastım. Neyse ben geldim. O bugün dedi sözünde durdum baktı. Aferin dedi. Dedim ki ya ben söz verdim. Sözünde dururum. Ama saat 2.30 tamam mı? Yattık güneş doğmuş. Bakıyor Allah Allah saat 3 daha 3.30. İnsan yatarken değiştirir onu. Tabii ki değiştirdim. Öyle bir pozisyona getirdim. Artık o günü öyle kurtardık. Güneş şimdi doğmuş saat 7.30. Sabah tamam mı? Seyfi Bey yeni mi öğrendi yenge? Yok. Şu saat olayını. Yok yok o zaman İtiraf artık et. Güldüm ben. Ha. O sabah var ya karnım yırtıldı güle güle tamam mı? Niye gülüyorsun? Dedim saati geri aldım 2.5 saat. Ya ama tabii ki onların da hani anlayışlı olması lazım. Yani anlayışlılar da bu konuda. Şimdi bir yerdesin oturman gereken bir ortam. İnsanlarla iç içe olmak zorundasın bu işte. Yani hakikaten bu işte çok dikkatli olmak zorundasın bir de. Yani insanlar kesinlikle. Arıyorlar davet ediyorlar. Çünkü o insanlar her zaman senin için gelen insanlar. O insanlar biz sen sahneye çıktığın zaman ya da bir yerde olduğun zaman seni yalnız bırakmıyorlar. O insanlar 10 kere geliyorlarsa sen de illaki bir kere yani o insanların gönlünü hoş etmek, yanına gidip oturmak, bir sohbet, bir muhabbet etmek zorundasın. Bu sefer gerçekten iş onlar olunca evin tabii geri planda kalıyor ama yani dediğim gibi belirli bir yere gelene kadar artık insanlar belirli bir aşamalardan geçecekler. Yani alışmak zorundayız hep beraber. Seyfi Yalçın Sesi'nden de güzel bir eser dinleyelim. Dinleyelim mi? Gelir misin diyelim. Ne diyelim Seyfi abi? He bir gelir misin gönderelim. Gelir misin? Çiğ düşmeden dalımıza, kar yağmadan yolumuza. Bunu Uygar'la okuyacağız bir de tekrar. Öyle yeni mi? Yeni versiyonunu yapmışsın bunu. Çok öyle güzel. Mi? Ha. Çok güzel oldu ya. Tabii bunu...
de gündüzüm gündüz benim, ne gecem gecedir gülüm, gelip geçmeden bu ömrüm çıkıp bana gelir misin? Çiğ düşmeden dağımıza, kar yağmadan yolumuza, felek kıymadan canıma, çıkıp bana gelir misin? Çiğ düşmeden dağımıza, kar yağmadan yolumuza, felek gönül dağımın maralı, sen yaralı ben yaralı. Kör olası ayrılığa dayanacak güç kalmadı. Çiğ düşmeden dalımıza, kar yağmadan yolumuza, felek kıymadan canımıza, çıkıp bana gelir misin? Ne gündüzüm gündüz benim, ne gecem gecedir gülüm. Gelip geçmeden bu ömür, çıkıp bana gelir misin? Gelir misin? Gelir misin? Tebrik ederiz. Çok güzel okumuşsunuz. Ben çok güzel okumuşsunuz. Gelir misiniz? Gelir misiniz dediniz. Gele gele. Kim geldi? Bir kardeşim geldi. Evet, hoş geldin Melih'te stüdyoya. Eser sizin. Eser benim. Öyle mi? Sözlerini Mehmet Özcan yazdı yalnız, kalem aldı. Daha önce sözleri farklıydı. Hı. Mehmet Özcan dedi ki ben şöyle yazayım dedi. Hı. Böyle oturur ve öyle yazdı. Güzel olmuş. Ağzınıza sağlık. Güzel dokunmuş. Ama yine Mehmet Özcan bunun yeni versiyonunu yaptı. Halk müziği formatını tamamen. Biz dün onu okumaya çalıştık ama yetiştiremedik bu programa. Hı. İki eserimiz vardı yepyeni. Tabi Uygar'ın da vardı. Yetiştiremedik işte. Evet. Bundan sonra biraz hayır, yok şöyle bir şey. Yani stüdyo çok şey gerektiriyor. Yani dinlenmen gerekiyor. İşte biz biraz da griptik o anlamda böyle belli ediyor stüdyoda hemen çıkıyor. O yüzden okumadık. Dedik haftaya olsun, sağlık olsun. Böyle de gayet olsun. Güzel olmuş. Ağzımıza sağlık. Yok, çok güzel. Hazır konu açılmışken şunu da belirteyim. Gerçekten Melih Uğraş sağ olsun. Onun da çok destekleri, katkıları var. Seni seviyorum abicim benim. Saygılar. Yakın zamanda tabii Melih abiyle beraber projelerimiz var. Beraber çalışmayı planlıyoruz. Melih Bey'in de zaten bir sürü projesi var. Tabii, hangi birine yetişecek tabii, bilmiyorum. Tabii tabii ya. Çok çok hareketli. Yetişemiyorum artık. Yani bir bakıyorum orada kesinlikle. Bir bakıyorum burada bir bakıyorum. Ya diyorum sen ne ara gidiyorsun? Ne ara geliyorsun? Ne yapıyorsun? O da bizi izliyorsa sevgiler, selamlar gönderiyoruz kendisine. Kulağı bizdeyse. Tabii ki. Evet Uygar. Vallahi, i̇ş zor. İş zor tabii. Biraz önce de biraz duygulandım aslında, biliyor musun abla? İnsan tabii bakıyor, hani dedim ya, daha sanatçı değiliz. Sanatçı olmaya çalışıyoruz. Bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Ama tabii yaptığımız işler, yani bakıyorum piyasanın içindeyiz. Çocukluğumuzdan beri piyasanın içindeyiz. Bazı insanlara bakıyorum. Hızlı ilerlediğimize inanıyorum. Gerçekten güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bu da düşündüğüm zaman mesela biz beyaz evlerde işte kısa kot pantolonla gezdiğim zamanlar işte bir de daha sonra işte mesela şu anda düşünüyorum işte koşuşturmalar, şunlar bunlar, çevrelerde her şeyde bir farklılık oluyor ama işte geçmişten gelen bir olgunluk oluyor insanda. Hani gerçekten baktığın zaman insanlar mesela illaki altyapıda bir olgunluk olması lazım insanda. Yani altyapıdan gelen bir şey gerçekten sağ olsun ailem de bizim için iyi altyapı verdiğine inanıyorum. Yani bize sağ olsunlar her zaman destek oldular. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Buradan aileme de ayrıca izliyorlarsa selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Seviyorum ailemi. Söyledin mi? İzliyorlar mı? Baban hep şikayet ediyor seni. Bir dinleyemedim, izleyemedim diye. İnşallah izliyordur babam, haber verdiğinde. Evet, o sürekli şikayet ediyor işte izleyemiyorum diye. Bugün izlemeye çalışacağım demişti. İnşallah izliyordur. İzliyorsa ellerinden öperim buradan, saygılar. Aynı şekilde selamlar gönderiyoruz. Tabii. Ayrıca Berke, Mert'e de selam olsun. Buradan onlar da seyrediyordur. Seyfi abinin çocukları. Maşallah. Abi, evet. Peki ben bir şey merak ediyorum. İkinize de sormak istiyorum.
Sanat camiasına baktığınız zaman genelde dostlukların sahte olduğu evet, falan söylenir. Siz ikiniz arasında böyle güzel bir muhabbet var ama gördüğüm kadarıyla. Ama bizim sanat camiasıyla alakalı bir abi kardeşliğimiz yok. Bizim nasıl buluyorsunuz bizim, o dostlukları? Yani sizin de muhakkak sanatçı arkadaşlarınız vardır. Bizim var, aileden gelen çok, çok eskiden. Mesela ben yine ufaktım. Seyfi abi mesela amcamlar, Abbas amcam, Seyfi abi, Seyfi Doğan işte babamın amcası. Tabii Seyfi abi o zamanlardan ailemizin içine sürekli birbirimizin ailesinin içine giren çıkan insanlar zaten sanat camiasında dediğiniz gibi. Yani dost yok derken şöyle yok. Evet, sanatçıdan dost olmaz bir insana. Çünkü bir sanatçı yani istediğin her dakika senin yanına koşamaz. Öyle bir lüksü yok, öyle bir durumu yok. Yeri geliyor insan ailesine koşamıyor. Çünkü sürekli bir yoğunluk içindesin, il dışındasın. Yani bir de baktığın zaman her gün mesela adam geçen gün bir tane nereden bulmuşsa telefonumu, bir arkadaş konuğumuz geldi benim yanıma. Bir arkadaş Türk istiyordur belki. Bir arkadaş telefon açtı, dedi ki merhaba nasılsınız, dedim teşekkür ederim siz nasılsınız. Ya dedi hatırlıyor musun Ankara'da dedi işte sahne aldığımız mekandan çıkarken dedi selamlaşmıştık. Ya şimdi arkadaş yani selamlaşmıştık da biz seni, ben seni nereden hatırlayacağım? Günde 1000 tane insanla selamlaşıyorsun, tokalaşıyorsun. Bu sefer gidiyor arkadan diyor ki ya işte çok burnu havalarda işte, çok mu burnu havalarda? Arkadaşım tanımıyorum şimdi. Nasıl sana tanıyorum diyeyim? Yani tanımıyorum. İşte bu tür şeyler de oluyor. Bu tür şeyler de işte bu hani dedik yani sanatçıdan dost olmaz. Bu tür şeyler de insanların yaydığı laflar da bu. Ama sanatçı dostu genelde biraz da herhalde rekabete mi varıyor? Ne bileyim. Sen bir şarkı yapıyorsun, patlıyor. İnsan öz diğer arkadaşın şarkısı belki tutmuyor. Sen biraz çabuk yol almış oluyorsun. Bunlar çok belki var, rekabet olayı var, oluyor mesela değil mi? Mesela diyoruz bizim abilerimiz bazen İstanbul'da işte sanatçı abilerimiz bahsediyor. Diyor ki bir baktık diyor. Arkadan diyor mesela özellikle abim Gökhan Doğanay için. Mesela sağ olsun Gökhan abim buradan o gerçi yurt dışında seyredemiyor programımızı. Diyorlar ki mesela yani büyük abilerimiz işte isim vermeyelim. Usta sanatçı isimler bunları söyleyeyim. Ya diyor Gökhan bir battık. Arkadan birisi geliyor. Çok arkamızda ama birisi geliyor. Bir gözümüzü kapattık açtık. Önümüze geçmişsin. Koşmuş gidiyorsun. Sen nereye gidiyorsun? İşte tabii yani bir de battıkları zaman onlar da kendilerine göre haklı. Adamlar vermişler 30 yılını 35 yılını. Ondan sonra bir adam geliyor. Bir anda bir çıkıyor ortaya sözleriyle, bestesiyle, kalemiyle, yorumuyla. Bir bakıyorlar ki koptu gidiyor. Bu sefer tabii ki insanların zoruna gidiyor yani. Haklılar diyorsun. Yani haklılar. Doğanaylar için mi diyorsun bu? Yok hayır hayır. Ha, yok, ben yok, dedim her sene bir Doğanay yok, mı çıkıyor nasıl oluyor? Hayır hayır Doğanaylar için demiyorum. Ya misal verdim abime örnek verdim. Bir de işte bir yerde 35 yılını veren bir insan yani bunu abime söylüyor. Diyor ki yok hani işte biz 35-40 yılımızı verdik bu işe. Emek verdik, emek sarf sen ettik. Bir arkamızı gittin, döndük. Sen geldin, bizi solladın, aldın, gittin. Nereye gittin? Ya bu biraz da kültüre bağlı bir şey aslında Uygar Bey. Ya mesela o sizlerin söylemiş olduğu bu fantazi tarzı bizim Türk insanı bu tarzı seviyor aslında. Özellikle doğuya evet, baktığımız zaman, evet, taşraya baktığımız zaman bizde hep böyle bir çilekeşlik vardır yani. İster istemez biz böyle dertli dinlemeyi severiz. Yani benim anneme de sorsanız, teyzeme de sorsanız yani, mesela onlar Seyfi Doğanay'ın türküleriyle ben bilirim ki gözyaşı bile dökmüşlerdir. Kızımın adına adını koydum falan mesela. Kızımın türküler vardır sana, amcam sevdiğini alamamıştır. Onu dinlemiştir. Hep bunları hatırlıyorum. Siz zaten çilekeş bir tarafımız var. Olmuş yani çünkü o tartışılmaz bir yer. Tabii o, o yüzden biraz fantazi ön plana gidiyor. Ama şöyle yani bir durum da var. Yani size paralel bir şey konuşayım. Şimdi örneği biz Uygar'la Ankara'ya gittik. Orada programımız vardı. Ben öyle ummuyordum gerçekten. Yani Ankara gibi bir yerde koskoca büyük yap mekan, reklamım abi. Yok reklam değil yani. Özellikle şahit oldum. Ben gittim yani daha doğrusu. Yani öyle isimli sanatçılar iş yapmazken ben gittim tıka basa doluydu. Gelen geri gidiyordu. Yeri yoktu. Gelen yani geri tabii gidiyordu. Bir de o da var. Yani şimdi seviyorlar. Baktığınız zaman tabii ki, baktığınız zaman insanın gerçekten şimdi evet tamam biz evet birçok kişiyiz. Doğanaylar olarak birçok sanatçı var ama mesela İbrahim Tatlıses'e baktığınız zaman arkasından gelen kim var? Oğlu geliyor. Oğlu ama ne kadar ama İbrahim Tatlıses'in tarzında değil. Ne yani kadar geliyor? Değil. Ne kadar gelecek? Kardeşi mesela vardı. Hüseyin Tatlı vardı mesela. Ama nerede şu? Gelen yani, nereye kadar geldi? Yani, yok gelmedi. Ama yok. Tamam mı? Baktığımız zaman mesela yine dönelim. İşte yani birçok Müslüm Gürses'ten bahsedelim. Mesela arkasından gelen Müslüm Gürses'in arkasından gelen kim var? Ailesinde. Yok. Yani yegeni olabilir işte. Kardeşi olabilir, kuzeni olabilir. Kim var? Yok. Ay gelmesin kimse onun arkasından. İşte bu da demek ki, bu da demek ki Allah'ın bize verdiği bir vergi. Yani biz gerçekten kendi tarzımızda yani çok çok iyi olduğumuzu iddia etmiyoruz. Asla o labaliliktir. Ama
kendi koşullarımızda işimizi yaptığımıza inanıyoruz. İşimizi yapabildiğimize inanıyoruz ki insanlar da ona göre değer veriyorlar. Yani gerçekten. Tarz olarak bu fantazi olarak mı geçiyor? Bunun içine arabesk gibi koyuyorsunuz. Türk halk müziği fantazi. Yani arabesk Türk değil. Halk. Bu tarzın bu değil bizim arabesk. Bizim okuduğumuz fantazi. Eserler arabesk diye geçiyor. Bu yeni bir tarz gibi bir şey ama ya. Bir ya işte bu, karma bir şey bu değil mi? Şeyde mesela Seyfa. 2010 yılında. Bazen hareketlileriniz mesela hani o davul şey eşliğinde mesela bir bakıyorsunuz ki çok popa yakın ya şeyler mesela, bile çıkıyor. Benim mesela tabii ki mesela ben biraz sonra inşallah okuyacağız. Mesela Hakim Bey'i okuduk. Öyle dedik stüdyoda okuyalım. Evet çok bir enteresan. Farklılık olsun. Ya da işte ben sahneye çıktığımız zaman mesela ben Sezen Aksu'dan da eser okuyorum. Aa çok güzel. Mesela ben atıyorum günü geliyor. Yani inancınız olsun şaka gibi gelecek. Mesela Tarkan'dan da geçen sahnede okumadın mı abi mesela? Evet, okuyorsun. Bu yani geniş bir kitleye hitap ediyorsun. Bu sanatçının sefer kitle zaten donanımlı yani bu sefer olması kitle, gerekiyor. Haksız mıyım Seyfi Bey? Tabii ki yani biraz daha açıyorsun. Yani kalıbınızda kalmıyor. Değil mi? Sana aynen diyor ki şunu okur musunuz? Yani siz sahne alırken çok de, alakasız bir şey geliyor. Okur musun? Repertuarımda de, yok demek de olmaz herhalde. Yok yok. Yani onu sahne yapıyorsan yok deme şansın tabii, yok. Tabii yani bu geniş tabii yani çok mesela, daha güzel. Evet. Şunu da diyebiliriz. Mesela bizim için mesela ben mesela biz kendimiz için söyleyelim. Bize gelen insanlar daha önceki zamanlarda mesela bizim şu anda mesela gelen dinleyicilerimiz falan tanıdılar artık. Hani gelen insanlar sürekli geldikleri için oturdu. Biliyorlar ne okuyacağım. Daha önce mesela sürekli bize gelen istekler hep işte Seyfi Doğanay işte o zamanlar. Ama şimdi baktığın zaman insanlar biz o kutuyu biraz daha genişlettik. Yani artık insanlar evet. Mesela Uygar artık şunları da okuyabilir diye biliyorlar. Cengiz İmren'den bir eser okur musun diyebiliyor adam bana. Ya da Sezen Aksu'dan Sen Ağlama eserini okuyabilir misin bana diyebiliyor. Yani çünkü biliyor adam. Biz genişlettik o potansiyeli artık biraz daha açtık. Yani olması gerekiyor. Bu da tabii evet, bu da hem bizim için iyi oldu. Yani biz tabiri caizse işte biraz para dinleyelim kazanmaya başladık. Dinleyelim mi bir tane daha Uygar? Olur Hakim Bey'i gönderirseniz eğer bir değişiklik olsun okuyalım. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz eyvah. Mahpusa sığmaz eyvah. Gün olur yerle, yeksan olurum. Gün olur şahım, devri devranda. Kanun üstüne, kanun yasalar. Söz uçar yazı, söz uçar yazı. Kalır ki cihanda eyvah. Kalır ki cihanda eyvah. Sussam olmuyor, susmasam olmaz. Dil dursa Hakim Bey, pembe can durmaz. Yazsam olmuyor, yazmasam olmaz. Kaleme tesbih, koma seç durmaz. Gelsin jandarma, polis karakolda. Gelsin jandarma, polis karakolda. Fikrim firarda, fikrim firarda. Mahpusa sığmaz eyvah. Mahpusa sığmaz eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yasalar. Söz uçar yazı, söz uçar yazı. Kalır ki cihanda eyvah. Kalır ki cihanda eyvah. Sussam olmuyor, susmasam olmaz. Dil dursa Hakim Bey, tende can durmaz. Yazsam olmuyor, yazmasam olmaz. Kaleme tesbir, koma hiç durmaz. Gelsin jandarma, polis karakolda. Gelsin jandarma, polis karakolda.
Fikrim firarda, fikrim firarda. O da sesmaz eyvah. O da sesmaz eyvah. Boşverdi. Yani insana böyle sahnede gidip yanaklarını şöyle bir sıkası geliyor. Hakikaten nasıl tatlı söylüyorsun. Hayır yani bir de tarz, kusura bakmayın ama böyle bir şey gördüm, böyle bir rahmetli Azer Bülbül tarzı böyle bir şey gördüm. O duygu içten mi geliyor acaba o hareket? O, yani bilmiyorum abi, herhalde bin oldu bunu söyleyen de. Değil mi? Ben benzetemiyorum, bilmiyorum ama. Hayır demek. O tarz öyle mesela. Mesela İbrahim Tatlıses de mikrofonu sallayarak okur. Hı. Demek ki o duygu o kadar içli oluyor ki. O istem dışı haliyle yani çıkıyor. Çok içli okudu. İstem var. Yok, içli okudu. Ya, o zaten içli okudu, çok güzel. O kesinlikle, yani zaten sahnede bir insan, ben şuna, yani sahnede bir çıkıyorlar sahne, işte mikrofon elinde. Yani işte çalıyor, başlıyor, ritmi veriyor, çalıyor. Şu şekilde yapmacık işte, mesela gelen vurdu, giden vurdu. Ya bu insanlara oynamaktır. Sen duygunu anlatamadıktan sonra çıkıp orada o müziği yapmanın... Siz bunu çok güzel verdiniz. Yani o sahneyi şeyleri yapmanın bir anlamı kalmıyor gerçekten. Evet. Yani günü Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Bir müzisyen sahnede duruyorsa vücut diliyle de, sesiyle de, kıyafetiyle de... Her şeyin normal. Aynen öyle. Sen yani, bunu çok iyi yapıyorsun. Her şeyin normal. Orada olmak zorundasın. Mesela günü geliyor, ben sahneye çıkıyorum. İstek geliyor bana. Ya tabii ki insanların isteklerini geri çevirmek iyi bir şey değil. Listeye bakıyorum. Benim o anki psikolojim o esere uygun değil. Ben bu eseri, tamam var evet eseri okuyacağım. Ama karşımdakine olacağım. Bir şey veremeyeceğim. Çünkü o eseri ben o an okumak istemiyorum. İçimden gelmiyor. Yani ben o yüzden işte o konularda hani bazen insanlar kırılıyor gerçekten. Zaten evet, Necla'nın dediği gibi o okurken şarkıya konsept katarken hani halay söylüyorsanız gerçekten halay çekmesi lazım yani. O şevki karşı tarafa da vermesi lazım. Dediğiniz gibi yani, sanatçı dik durduğu zaman zaten oturanlar da eğlenmez yani, sahne olarak da eğlenmez. Yani, böyle bir bakış. Tabii işte sahneye çıktığın içinden gelmeyen bir şey. Keşke canlı olsaydık. Yani canlı da. Size canlı okutacağız. Devam ediyoruz kısa bir aradan sonra. İki dakika mı var? Tamam, izlemeye devam edin o zaman. Niye böyle yapıyorsun? Koptum bir an konular. Reklam arası verilecek de zaman. Devam edin. İki dakikayı doldurabilecek. Canlı olsa çok daha iyi olur. O zaman bize Sezen Aksu'dan bir tane söylesene böyle canlı. Olabilir. Ne istiyorlar en çok? Mesela ne istiyorlar? Mesela şeyi okuyabiliriz. Bölünür sancıyla uykular, sığınak değil en kuytular. Gökte ay 14, ben doğan ay. Son hatıranı sinene sar. Bu kadarına razıyım ya. Uzak diyarlarda evli barklı, mutluluk en çok onun akı. Bu yorgun kırık dökük hikayemizde adı bende saklı. Ay, ne yaparsan yap çocuğu mat edemeyeceksin. Hiç öyle bir derdim yok. Ben çok seviyorum Uygar'ın sesini. Gerçekten yok. Çok güzel. Yani bizim... Maşallah. Öyle inanıyorum, ben öyle düşünüyorum. Biraz önce de bahsettik ya, yani işte geride hani geçmişte olan mesela çocukluğunu biliyordum. Ne kadar güzel bir şey bugün oturup insanların karşısında muhabbet edebiliyorsak bu şekilde. Çok güzel, evet. Gurur verici bir şey. Bu başarı da hepimizin başarısıdır. Yani insanın çevresindeki herkesin başarısıdır. Belki o insanlar bana o gün şarkı türkü söyletmeselerdi, ben kendime inanmasaydım onların bana işte inanmaları benim kendime inanmama sebep oldu. Ondan sonra da işte böyle güzel şeyler oldu. Evet efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olacağız. Keyifli. Çok uzak yerlerde olacağız az sonra.
Bravo. Ağzımıza sağlık. Geldik vallahi. Vallahi. Çok güzeldi. Bak böyle hareketliler tabii falan böyle daha bir güzel. Bu kimin? O da benim söz müzik. Kaç tane var? Sözüm ama bunun tabii sözlerinde yine Mehmet de Özcan'la biz bunu yine yazmıştık. Tamam mı? Burada Elazığ'da İstanbul'a gidiyoruz. Bütün sözleri değiştik abi. Mehmet. Burası böyle olsun. Tabii burası böyle oluyor, olsun. Bazen eser bitiyor. Müzik yapıldı. Her şey gireceksin. Stüdyoda okuyacaksın. Ya bazen o insan... işin içine girdiğin zaman bu sefer diyorsun ya işte o an başka bir şey geldi diyorsun ki dur diyorsun bunu böyle yapayım. Dur diyorsun bunu böyle yapayım bir bakıyorsun. Başka ortaya bir şey. Başka bir şey. Bazen beğenmiyorsun. Mesela dün bir stüdyodaydık. Benim bir eser var yeni yapmışız. Ahle Seyfu. Çok araya girdi. Var mı? Damgasını okuyacak vuracak mıyız o. Onu? Yok dur. Yetiştiremedi. Uçacak olduğu için onu çıktıktan onu sonra. Onu damgasını vuracak. O güzel bir, çok hareketli. Güzel bir eser tabii. Tabii ki Uygar hemen orada dedi ki abi burayı değiştirelim. Bunu böyle yapalım. Bir şunu şöyle Seyfi yapalım. Seyfi abi işte ben ha. Seyfi abi ben derken işte. Ortaya bir şey çıktı. Ortaya güzel bir şey. Aynen. İnşallah bomba gibi olacak o eser. O esere çok güveniyorum. Bir eser daha var. Gerçi dün Seyfi abi işte okuyacak stüdyoda. Ben stüdyoya girdim. Normalde hani Seyfi abi yapılmış müzik. Seyfi abiye yapılmış. Okuyacak ben birden durdum dedim abi. Ya diyorum söyleyeyim mi söylemeyeyim mi dedim abi dedim bu eser dedim bana ben mi dedim okuyayım dedim. Verdim o da. Oku dedim ya. Canına kurban olsun. Ayrım kayırımız da. Sağ olun benim ya. Valla ne güzel inşallah böyle dostsunuz. O da okur. Herkes de örnek olur yani. Ya bizde sorun olmaz. Çok güzel. Biz de ya sorun Allah bir de şuna da inanıyorum gerçekten bu doğru bir şey. Allah her insanın gönlüne göre verir. Ne bir fazla ne bir eksik. Herkes gönlünden geçeni yaşıyor yani ben buna eminim. Yani insanın hayatında hayal edemeyeceğin şeyler bir anda değişiyor. Hayal edemeyeceğin şeyler bir anda değişiyor. Değiştikten sonra bakıyorsun hani insan kendi kendine bazen uyurken öz eleştiri yapar acaba nedir neyin nesir diye bir al ver yaptığın zaman bakıyorsun diyorsun evet ya hani bu kadarını hak ediyorum ama bunun daha fazlasını hak eder miyim etmez miyim işte o bir muamma. Evet diyorsun bu bulunduğum durumu işte yani kendim için konu genel anlamda konuşuyorum. O yüzden ya Allah her insanın gönlüne göre veriyor. İnsan gönlünü güzel tuttuktan sonra hiç arkası diyorlar ya kar durduramıyor zaten. İnsan yani yaradandan geldiği zaman gerisi hikaye yani kim ne yaparsa yapsın kim ne derse desin yürüyorsun bir anda yürüyorsun yani o insanların örnekleri var birçok etrafımda da işte akrabam yani beraber büyüdük mesela bir anda hayal edemeyeceğimiz kadar yukarılara geldi ve hayal edemeyeceğimiz kadar hani insanlar derler ya evet para hani insanın hayatında önemli hani paraya tapmayacaksın, değer vermeyeceksin ama para gerçekten insan hayatında önemli. Çünkü insanlar öyle ki günümüzde mesela bundan önceki arabam biraz daha düşük modelliydi benim. İstanbul'dayım, baktım arkadan bir araba beni takip ediyor falan. Ben de hani programdayız, olay istekleri okuyamıyoruz işte bir şeyler oluyor o anki durum. Hani birileri acaba tedirgin oldum biraz. Tam sahne alacağım mekanın önüne yaklaştım. Birden önüme geçti. İçinden böyle 5-6 kişi indi çocuklar. Abi dedi falan filan sen misin dedi ne yaptın dedim lan ne oldu dedi. Abi dedi iddiayı kaybettim. Niye? Ya ben dedim Uygar Doğanay bu arabaya binmez. O diğeri dedi ki içindeki Uygar Doğanay'dı abi sen bu araba sana yakışıyor mu? Ya dedim sen beni yani bindiğim arabayla giydiğim işte insanların gözünde o yüzden işte para değerli oluyor bir yerde de. İşte para önemli. Etiket. Etiket tabii yani ki ya para insan... güçtür aslında her daim açamayacağı kapı da yoktur. Yani işte paran olduktan kesinlikle sonra gerçekten yani. İnsanların da tavırları, hareketleri bir bakıyorsun bir yerde değişiyor yani bir yerde işte tabii. Bir bakıyorsun o arkadaşlarından eser yok. Mesela ben şeye de çok üzülüyorum bazen, kızıyorum benim çocukluk arkadaşlarım. Ya işte insan arar, ne yapıyorsun kardeşim, iyi misin, halini hatırını sorar. Ama şekil için aradığı zaman onu anlayabiliyorsun. Bir gün telefonum çaldı, çocukluk arkadaşım dedi, Uygar Doğanay nasılsın dedi. Dedim kapat telefonu ya. Yani sen yanındaki insanlara şey yapmak için, işte bunları da duyunca insan iyice uzaklaşıyorsun. Seyfi Bey aslında daha çok karşılaşmıştır böyle şeylerle. Tabii çünkü ki. Uzun süredir tabii. Uğraşıyor. Sahnenin tozunu çok yuttu. Seyfi abi. Evet. Senin sıkıntılarını dinleyelim. Ben bir gün Seyfi abi üzerine bir hikaye anlatayım. İstanbul'a gidiyor Seyfi abi. İşte albümü çıkacak. Albüm aşaması tabii arabası işte İstanbul'dan bir şeyler de almış. İşte, arabası da o zaman güzel bir araba. İstanbul programa gidiyorlar. Programdan bir çıkıyorlar geliyorlar. Seyfi abinin işte aldığı cihazlar malzemeler evin içinde yok. Cihazlar çalınıyor. Ondan sonra bir gidiyorlar otoparka otoparkta araba yok. Bunlar hep böyle bir ay içinde oluyor tamam mı? Ben o zaman oraya gitmişiz. Tabii lafını kestim. Çalışmaya başladık. Yani 5 günümüzü doldurmuşuz haftanın.
işte şeye başlayacağız. Avcılarda bir yer var, oraya başlayacağız. Bizim Elazığların yeri. Gittik evde şeyler alalım. İşte klavye almışız. Klavyeler, bağlama almışız. Hepsini ben almışım kendilerini. Yani ben almışım, müzisyen çalacak. Bağlamacı da kim? Bizim şey, Deli Güngör derlerdi. Güngör Ayık. Rahmetli İbrahim oldu. İbrahim Tatlıses'in. Tabii rahmetli. Allah rahmet eylesin. Gülon benim hayatım gibi şeyler onları yapan, yönetmenliği yapan bir abimiz. Eve gittik şey yok abi, hiçbir şey yok. Gittik neyse bir yerlerden aldık gittik. O gün atlattık, devrisi gün olduğu şeye gittik, Beyoğlu'na gittik. Türkü Bar'ın önüne arabayı park ettik, Vara sokağa. Saat 4. O zaman 4'te falan bitiyor. Rolanda çıktı, baktık arabam yok. Ama o gün ha, yemin olsun. Buraya arabayla gelmediniz. Eve gitmedim. Sabah hemen uçak biletimi aldım, doğru Elazığ. Nefret ettim. Geçen gün anlatıyor diyor ki. Tamam. Dedim lahnet olsun artık gelmeyeceğim bu memlekete. Ya hepsi bir ay şimdi, tamam mı? Arabam gitti, o gitti. Bulunamadı mı ya? Bulunamadı mı arabamı? Bulundular arabayı da. Ne halde? Polis arıyor Seyf abi. Abi işte anlatıyor. Parçalarını mı buldunuz diyor, yoksa? Diyor gidiyor diyor, benim arabam değil bu. Polis diyor senin araban senin. Ya araban her tarafı değişmiş. Yok ki böyle bir şey. Plaka senin değil mi, benim. O zaman senin araba diyor, tamam mı? Elazığ plaka mıydı? Verdim, çağırdım hurdacıyı, 06 idi. Hurdacı çağırdım, kaç para alıyorsun? Dedi 600 lira, ver 600 liramı dedi. Polis de yanımda. Vallahi nefret Sagin'in ettim kârı. Ya böyle bir şey yok. Hiç kolay değil tabii ki. Tabii ki. Kötü bir şanssızlık olmuş. Ben ne şanssızlıklar geçirdim. Onlar değil ki ya, neler. Dinleyelim o sıkıntıları, dinleyelim, yok, onlar tecrübe çok olur. Çok uzun. Çok macera. Çok uzun. Peki o zaman ben bir şey sorayım Seyfi Bey. Şimdi bir sanatçı için muhakkak ki bir böyle kaset çalışmasına girmek, CD çalışmasına girmek zor bir süreç. Bu işte en zor olay nedir? Yani bunun stüdyo kısmı mıdır? Burada mı çok fazla para döner? Ya da beste söz bulma mıdır? Ne bileyim, müzisyeni bulma mıdır? Sanatçı en çok zorlayan şey nedir? Maddi, para. Her şey paraya mı bakıyor? Her şey para. Bak paran olsun, hiçbir şey engel değil. Her şey paradır. Biz çok zaman gitmiş simit yedik ya. Bizim Oktay var, Oktay'ı tanırsın değil mi? Evet. Sen Gürtür. Tabii. Amcamızın oğlu. Ankara'daydık. Öyle mi? Biz ona İstanbul'a gittik. Albüme girmişiz. Evet. Yemin olsun biz bir kemancının evinde yatıyoruz. Simit yediğimiz günü biliyoruz. Paramız yok. Simit ya. Aynı yatakta yatıyoruz, tamam mı? Paramız yok otele gidelim. O süreçlerde biz geçtik. Neler. Zor şeyler ha. Bir de önceki zamanlarda bundan işte atıyorum bir 25 yıl kadar önce ya da işte 15 yıl kadar önce müzik plak şirketleri işte sana güveniyorsa eğer senin cebinden hiç para vermene gerek kalmıyordu. Senin planı yapıyordu ve albüm başına işte bu bahsettiğim çok yakın bir zaman, çok yakın bir isim, ben bizzat kendi ağzından duydum. 90 bin pound para sana, yani ekstralara gitmene gerek kalmıyor. Albüme para vermene gerek kalmıyor. Klibi yapmana gerek kalmıyor çünkü her şey müzik. Ama şimdi korsan çıktığı için artık albüm yatırıyorsun albümü 100 bin lira, 120 bin lira. Artık yaptığın albüme göre, yaptığın reklama göre parayı yatırıyorsun ve o para çöpe gitti. Bir getirisi yok o paranın sana. Kendi sadece yatırıyorsun. gittiğin ekstralardan artık ne kazanırsan ki. Evet. Artık yani çoğu insan işte, bir de bizim buradan da söyleyeyim, gerçekten bizim Elazığ'ın sanatçı arkadaşlarımız, Elazığ'da sanatçı arkadaşlarımız İstanbul'a gidiyorlar. Buradan da uyarıyorum. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Müzik piyasasının içinde doğduğum için birçok ismi, birçok yönetmeni iyi tanırım. Gidiyorlar İstanbul'a, diyorlar abi biz albüm yapmak istiyoruz. İnsanlar bunlara hemen Cubase'den, klavyeden tak tak ritimleri çaldırıyor. Üstüne işte bir kaval bir şey. Çocukların paralarını alıyorlar. Yaptıkları albüm 5 para etmez. Çocukları gönderiyorlar. Ondan sonra çocuklar bunalımda İstanbul'da işte bunalıma giriyorlar. Albümümüz tutmadı, bu olmadı, şu olmadı. Yani biraz şey yapın arkadaşlar, araştırın, sorun, bakın kimdir, neyin nesidir. Ben de şu anda albüm hemen çıkartmayı biliyorum ama çok seçici davranıyorum. Çünkü insanların gözünde ilk çıkış her zaman çok önemlidir. Kesinlikle. Buna inanıyorum. Yani Seyfi Bey'de stüdyo da var. Yok zaten. Yetmiyor. Başladık burada. Başladık. Buradaki çalışmalarımız ayrı. Değil mi mesela? Hani en büyük olaylardan biri stüdyo. Söz beste var. Birinci eser. Buradakiler ayrı. Ha. Birinci eser örneğin işte dedim ya 3,5 saatte yaptık. 3,5 saatte yaptık. Uygar'ın albümünde. Stüdyomuz çok kaliteli. Çok kaliteli teknik ekipmanlarımız var. Ama Elazığ'da işte aranjeyi yapacak arkadaşlarımız yok. Yönetmeniniz de var. Faysal Tokmak gibi bir yönetmen mi var? Yok, mesela Faysal, başarılı, o kaliteli. Bakın hadi yönetmeni de bulduk. Kliple alakalıdır. Tabii ki biz çok beğeniyorum kliplerini. Çok harika klipler. Çekeceğiz. Uygar da bende bir çok harika. Ben zaten albüm çıkar çıkmaz benim ilk klip çektireceğim insan eğer tabii. Faysal Tokmak. Yani gerçekten hani şey olarak söylemiyorum.
klipleri çok güzel. Yani bir de insanın isteğine göre çekiyor. İstanbul'dakiler öyle değil. Adam gidiyorsun, konuşuyorsun, diyor ki atıyorum misal getir bana 2 lira. Ben sana klip çekeceğim. Adam klibi bir çekiyor, klibi bir izliyorsun. Yani az çok işte Edius programını ben de kullanıyorum. Yani anlıyorsun işte montajına, şurasına burasına bir bakıyorsun. Düğün kamerasını koymuş adam. Ya koydum bari montajını düzgün yap be arkadaş ya. Yani yok yo, siz o zaman öyle bir şeyler yapmayın burada Faysal Tokmak varken. Bak burada canlı yayında da söyle. Yönetmenimize iş arıyoruz. Aslında yönetmenimizin vakti yok inşallah. İstediğin, vakit ayırır artık biz göremiyoruz. Ya dedik ya yani işte maddiyatla alakalı bir, ya tabii ki de yani işi bu sonuçta. Yani bu yani iş bu. Şimdi bir insan ne kadar yoğun olursa çok emek veriliyor. Yani gerçekten hani insanlar dışarıdan izlerken ya bir klip mi atıyorum 5 dakikadır mesela. Bizler ya çok güzel işte, izliyoruz. Bakın işte hani de, güzel işte onu, kız koştu, oğlan koştu. Düştüler, denize girdiler falan ama. Albümler de öyle. Arkası çok zor değil mi? Albümler de öyle, adamlar böyle yapıyor. Diyor ya diyor bu albüm diyor daha çıkmadı mı? Ya kardeşim senin o dinlediğin bir tane eserde 75 tane 80 tane enstrüman çalıyor. Değil mi? Düşünebiliyor musunuz? 70 tane adamın ayrı ayrı stüdyoya girip aynı duyguyu verebilmesi. Yani. O stüdyoda saatlerce otur. Bunun mixi var, masteringi var. Vokali var. Yani neleri yok bunun. Bitmiyor ki öyle kolaylıkla, bitmiyor ki. Bir şarkı yapayım diyorsun bugün. İstanbul'a gönderiyorsun, aranjeleri geliyor sana. Ritmi çağır çaldır. Davulunu ayrı çaldır. Perküsyonunu ayrı çaldır. Zillerini ayrı çaldır. Ondan sonra bağlama geldi, bağlamayı çaldır. Üstüne dublelerini çaldır. Üstüne bunu çaldır. Mey geldi, mey çaldır. Keman geldi işte. Mesela Elazığ'da sıkıntı. Grup keman yok. Grup ya, keman çaldıralım dediğimiz zaman. Bir çalışma bir ayına diyor bir eser. Bir eser. O zaman kaç yani eser ciddi, profesyonel anlamda bir eser. Bir de bunun bir süreci de var değil mi? Mesela hani kış döneminde mi daha çok CD'lerinizin çıkması gerekiyor ki? Siz yaza böyle hani konserler falan patlaması için belli bir süre var mı bunun yaz kış? Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şeye dikkat edeceksin. Mesela ben albüme girdim, albümüm bitti. Ben mesela bu ayda albüm çıkartmam ya da Aralık'ta çıkartmam. Çünkü Ocak geldiği zaman otomatikman benim albüm bir yıllık albüm olmuş oluyor. Bandrolüm. Mesela da bir yıl olarak geçiyor. Bir yıl geriden geliyorsun. Albümün yine ama bir yıllık albüm olmuş oluyor. Ama olmuş. Şimdi artık onlar şey yok. Artık zaten gibi. albüm yani satmıyor. Etmiyor. Adam albüm yapıyor. Ya onda niye bir çözüm bulamıyorum ben anlamıyorum. Her durulmaz, gelen sanatçı konuğumuz yani şu yok. YouTube olayında, indirme olayında gerçekten herkes yani ya emek bile çalınıyor. Yani emeği çalmasını bir dönem yasaklandı diye biliyorum ama. Bak çok Elazığ'da evet, kaç tane stüdyocu vardı? Kaset CD satan yer. Evet. Bir iki tane biliyoruz galiba. Aynen. Çok eskiden bilinen çoktu. Ha satan diyorsun. Tabii satan çoktu. Her köşe başında vardı. Stüdyo olarak yoktu tabii ki. Ama şimdi bir tane bulamazsın. Bir tek yok. Gerçekten niye yok. Biliyor musun? Bitirdiler. Çünkü biz o konuda biz iflas ettik zaten. Ben de sen bir arşivime gir. Arşivler çok. Bendeki 50 bin albüm, 60 bin sizde tane şey var, albüm var. Şey, eskilerin arşiv kasetleri de vardı değil mi? Tabii eski kasetler hep bahsettiğim CD'ler zaten. Onlar hep bizde kaldı, olmuştur, bitti. İflas ettik biz oradan. Yani ben ama geçen gün söyledim. Çünkü marketler bile CD satıyor artık yani arşiv mesela. Düşündüğün gibi büyük hiç marketler. Hiç unutmam Uygar. Rahmetli Kıvırcık Ali'nin şeyi çıkmıştı, albümü. Buraya gelmişti. Dedi ki Perşembe günü çıkıyor. Bu beraber konserinizin olduğu zamandan bahsediyorsun değil mi abi? İlk. İlk Gül Tüken'le çıkardığı tamam, dönemde ve minibüsle adam getirmiş, doldurmuş Elazığ'a verecek. Sırf bir minibüs dolusu, tamam mı? Dedik işte hocamız dağıtacak, öğretmen, emekli öğretmen. Ben de dedim ki abi kaç tane şey var, arabada kaset var, tamam mı? Dedik minibüs dolusu. Ya minibüs dolusu dedi ne? Onlar hani karton ya şöyle. bana 60 karton mu dedi, bir şey söyledi, tamam mı? Her kartonda 400 adet var. Tabii. Ben dedim ki bana 20 tane emeği indir dedim, tamam mı? Abi 20 taneyi nasıl satayım? İndir sen dedim bana. 20 taneyi aldım. Ama dedi Perşembe günü dağıtmak şartıyla. Bak olaya bak. Bugün salı, bugün alırsın, bugün satmayacaksın. Perşembe günü. Türkiye genelde. Hep aynı gün. Aynı gün. Aynı gün. Start aynı gün verilir. Aynı gün dağıtım yapılacak. Ne oldu biliyor musun? Ben onları aldım Perşembe günü. Ben aldığımın hepsi bitti biliyor musun? Hepsi. Eskiden. Ve şirket nasıl albüm satıyor? Sanatçı kazanıyor, şirket sahibi kazanıyor. Yani neler çok değerli bir ses ama gerçekten. Ama şimdi yok. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz CD yapmaya çalışıyoruz. Albüm çalışması yapıyoruz. Kendi kendimize masraflar karşılıyoruz. Ötesi yok. Albüm yapıyorsun. Yani albüm bir sürü para harcıyorsun. Albüm yapıyorsun. Albüm tutmuyor. Sahnede klavyeyle işte bir bağlamayla bir nefesli okudun eser. İnternete atıyorsun, bakıyorsun şarkı patladı gitti. Bu sefer insanın hevesi de kaçıyor. Yani diyorsun yani bu kadar emek ver git o stüdyoda, onun yani ne aşamalar var gerçekten, o stüdyoda yatıp kalkıyorsun. Yani ben abimin albüm çalışmasında 2009'da canın sağ olsun albümünde mesela Kemal Alaçayır'ın Fulya'da stüdyosunda bir hafta kaldım. Bir hafta sonra kaçtım. Dedim ki illallah
Dedim yani siz hiç mi uyku uyumazsınız siz? Yani ve en ufak şeyi duymak zorundasın. Hani bu bahsettiğimiz albümler profesyonel çaplı albümler. Hani öyle tabii de biraz önce bahsettim ya işte çocuklara Cubase'den ritimler yazılıyor. Tak 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 üstüne çaldır işte onlar da geç. İnternetin size katkısı yok mu peki? 2 ayda çıktı albüm, 1 ayda çıktı. Mesela internetin size katkısı yok mu o tıklanan şarkılar falan? Var o ayrı, ben işin diğer tarafını diyorum ki eskiden. Şimdi diyelim ki ben bir albüm yaptım veya işte Seyfa Bey'e örnek verelim. Seyfa Bey bir albüm yaptığı zaman şirket albüm kendisine... Albüm başına 2 tane hatlı minibüs artı 90 bin... Villalar. Şey, pint para. Yani öyleydi. Neyi pint diyorum? Programa gitti aklım. Yani bir Mercedes araba anlatabiliyor muyum? Yani öyleydi. Şimdi Mercedes kaç para tabii şimdi? Ki yani kimse de kolay da şarkıcı da olunmuyordu herhalde. Yani ve o zamanlar internet yok. Korsan yok. Zaten 200 bin albüm sattığın zaman, 200 bin albüm sattığın zaman zaten o sanatçıya verdiğin paranın, masrafların çok çok fazlasını katını çıkartıyorsun. Yani bu iş aslında 90'lı yıllarda güzeldi yani. Hani o dönemlerde çünkü pop müzik sanatçıları da evet patlıyordu. Arabesk olsun, fantazi olsun, özgün olsun, türkü. Bitti. Bir de piyasada çok 90'lı yıllarda dediğiniz gibi teknoloji bu kadar gelişmemişti aslında. İnsanların da hani o ruhu doyurmak için haliyle alıyorduk. Hepimiz de alıyorduk ama dediğiniz gibi şimdi bu sanal olay falan olunca. 2000 yılından sonra parasını cebine koyan bir sanatçı. Duyarlı eserle devam edelim mi Uygar? Olur. O zaman şey okumuştum. Behey Fane Dünya Sana Ne Deyim. Çok eskilerden Mahsuni Şerif'in bir eserini okumuştum stüdyoda. Onu okuyalım. Gönderin. Kimi gelir kimi gider haber yok. Behey fani dünya, sana ne deyim? Kimi ağlar, kimi güler haber yok. Behey fani dünya, sana. Sana ne deyim, sana ne deyim? Kimi ağlar, kimi güler haber yok. Behey fani dünya, sana. Sana ne deyim, sana ne deyim? Mahsuniye de bize gülenler, dar günde sinemi okla delenler, felekle çektiğim bak neler. Bazrail dolaşır cana, yer cana, toz cana ne deyim, sana ne deyim? Felekle çektiğim ne, bak neler. Azrail dolaşır cana ne deyim, sana ne deyim? Azrail dolaşır sana, bana ona ne deyim?
sana ne de teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Ağzını şerif. İnsanı bunalıma sokuyor, yemin ediyorum. Bunalıma mı gittin? Çok güzel söylüyor. Gerçekten çok işten söylüyor. Ha, o anlamda yani söyledi. İnsan alıyor götürüyor. Van diyor Uygar. Ya Uygar iyi bir yorumcudur. Güzel de okuyor. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben bu hızla var ya buradan nerelere kadar giderim bilmiyorum. Git, yolun açık olsun. Gittiğin yerleri hak ediyorsun. İnşallah açık, istikrarlı evet, bir şekilde gider. Yani dediğim gibi gerçekten inşallah temennimiz o. Yani görünen, o da işte görünen ne olmuyor bakalım abi, sağlık olsun. Olursa da olur, olmazsa da olmaz, ne diyelim. Şeyler işte internete falan, YouTube'a olmasa da bir çekim deriz. Attığı zaman işte mesela hemen belli zaten o da tıklamalarına, tamam mı? Yani bayağı bir şey okuyorsun, bir de, atıyorsun. Aynen aynen internette. Uygar Acayip böyle hemen tıklamışlar, tamam mı? Bir videomuz 1,5 milyon olmuş internette yani, tabii. Diyor şey, biraz önce sordunuz, dediniz işte bu İnternetin faydası. İnternetten telif alıyor musunuz diye. Hı hı. Şimdi öyle bir şey yapmışlar ki sanatçı telif alma hakkı var internetten. Şimdi benim 1,5 milyon videom izlenmiş. Videoyu ben attım, tamam, parayı ben alacağım. Bu sefer Google diyor ki hayır diyor, benim üzerimden paylaştın. Benim diyor üzerinden paylaştığın için diyor o parayı ben alacağım. Sen alamayacaksın. Aynen. Diyor benim sayfam olmasaydı sen diğer sayfalara giremeyecektin. O yüzden bütün paralar yine... Sen de benim sesim olmasaydı sen de... İşte bütün paralar yine internete... Google'a yazdın mı benim sesim olmasaydı ne yapacaktın? Bir de burada şarkıyı yazan var, besteci var bir de. Tabii, onun olacak burada. O da arada kaynadı. Yani kısacası zincirleme, herkes arada kaynıyor. Şimdi sizin yani teknolojinin hakikaten çok ciddi, hani sizin piyasa için söyleyeyim, ciddi zararları var ama şey de var, faydaları da çok fazla çünkü... mesela işte bir eserinizi paylaşıyorlar, daha çok kitleye ulaşıyorsunuz. İşte dinletilerde ya da konserlerde bu çok işinize de yarıyor ama değil mi yani? Tabii ki yaramaz mı mesela? Dinleyici anlamında daha mesela büyük bir kitle. Erken tanınıyor. Benim mesela erken albümüm tanınıyor. Çıkacak evet. Daha, yeni çıkacak albümüm. Hı-hı. Ama mesela şu anda Allah'a şükür mesela sürekli il dışı işler, ekstralar neyden? Bu da internetten yani getirisi de var. Evet. Getirisi de var ama... Götürmeden hepsini getirse daha güzel olacak. Öyle bir dünya yok. Biz yiyoruz, hiç vermeden hep alalım. Al günüm ver günüm dünyası. Tabii. Öyle bir şey yapmazlar değil mi Seyfi Bey? Bir de bizim sanatçı milleti, söylemesi ayıptır. Biraz şeyler, hep almaya düşkünler. Hayatta bir sanatçı insanın cebine elini attığını göremezsiniz. Ben şahsen etrafımda o kadar sanatçı arkadaşım. Kendin de mi öyle? Yok kendim şimdi öyle. Seyfi abiye sormak lazım. Eli kolu dolu geliyor mu stüdyoya? Yok ya. Hiçbir şey getirmiyor mu? Ben cümle miyim abi şimdi yani? Hani şey, ben Uygar için mi söylüyorsun? Evet tabii Uygar için söylüyoruz. Yok yok, Uygar orada tabii ki. Yani, geliyor mu? Helikolu dolu mu geliyor? Yok yok, ben gerçekten şunu söyleyeyim. Şimdi, yani Uygar o konuda çok şeydir, el açıktır. Mesela ben geçenlerde evde de bir konu paylaştım hani. Ya benim iş yerim bunundur şey... Yani orada bir sıkıntımız yok zaten, tamam mı? Gelir evet. Bakar, örneğin orada eksik de varsa. Zaten evde de sürekli zaten evle kendi ailemle tartışmamın sebebi bu. İşte tutamıyorum. Ne bulmuşsun diye orada sürekli beni, orada yenge diyor. beni mesela bende bir huy vardır. Para her zaman beni tırmalar. Harcayacaksın. Yani buradan gelirse buradan gidecek. Rahatsız ediyor insanı. Sen ben bana getir, ben tamam biriktireyim sen. Bilmiyorsun vallahi. Kullanmayı. Tamam mı Uygar? Para cebimde 5 lira yok. Valla yeni fazla kazanıyorum. Valla öyle yapmayın. Bak henüz çok genç mesela senin için düşündüğün ya işte zaman. Ama biriktir yani, biriktir biraz geriye doğru diyorum ki yani, evlat varmış artık. O ayrı bir yapma. Konuda. Emin ediyorum ki şimdi bu yaşta olmayacaksa ne zaman olacak? Ben bu yaşta arabaya binmeyeceksem. Ben bu yaşta tamam, araba güzel bir yatırım olabilir. Ben bu yaşta olabilir. Tatile gitmeyeceksem. Ben bu yaşta giyinmeyeceksem. Ben bu yaşta arkadaşlarımla oturduğum zaman eğlenemeyeceksem gönlümden geldiği gibi 40-50 yaşından sonra olsan olur, olmasan olur. Olsan olur diye bir türkümüz var mı? Seyfi Bey'den dinleyelim ya. Olsan ne dinleyelim olur. Seyfi Bey? Ama şey vardı yani şimdi bir şey söyleyeyim. Yani misafirimiz geldi abi. Necda'dan başla, Necda Hanım'dan. Oradan döndü, sesli sıra bende. Herhalde kimin, böyle yine sıran geldiğinde. Kimin kanı tatlı giderse şimdi Seyfi Bey, onda bir duracak yani. Ne okuyalım? Ne anlatıyordun? Olsan i̇şte olur dedik ama öyle bir şarkımız yok dedik. Sazlarımız olsa da hemen hemen uydururduk. Tabii ki canım. Yani öyle şimdi, mi? Ne okuyalım peki? Şimdi playback okuduğumuz için kısıttı her şey orada. Hı-hı. Orada yazdıklarımız gelecek sonra. Ani gelişti o yüzden işte. Ani efendim gelişti. Ne gelsin? Uzun ince gelsin mi? Gelsin. Uzun ince bir yoldayım. Evet. Uzun ince gelsin o zaman. Tamam onu okuyalım.
Teşekkür ederiz. Bunu biz burada okumuştuk. Canlı canlıymışız ha bunu burada. Öyle mi? Tabii. Ne güzel olmuş. Ne güzel olmuş. Ben de beğendim öyle canlı canlı olsun diye. Canlı zaten canlı gibi geliyor. Çok da güzel söylemişsiniz. Bir tane daha vardı orada yine okumuştuk. Neydi? Her gün beni ağlatıyor. Ona fazla da sizi şey yapmayalım bugün. Ya yok, biz, hiç önemli değil. Biz bugün müzik dinlemek istiyoruz. Hiç önemli değil. Ağır hareket hiç fark etmez. Müzik olsun yani. Her türlü gönüllere hitap etsin. Yani bizi sanatçının sıkıntıları bilmem neleri ilgilendirmiyor zaten. Biz müziğimizi dinleyip böyle paşalar gibi köşemizde oturup dinlemek tabii istiyoruz. Ya. Yani tek kaygımız bu. Sanatçının ne olursa olsun o eğer sana duygu verebiliyorsa onun kişi tamam kişilik karakter mesela ki karakter de önemli kişiliği olmalı ama yani çok fazla da özel hayatı ilgilendirmemeli. Mesela aynen öyle. Sürekli söylüyorlar işte bize hani bir de genciz abi sahnemizde işte hani diyorlar ya işte evli olduğunuzu söylemeyin televizyon programlarında. Neden? Bugün eşim de hatırlattı abi ona çıkarken buradan tekrar eşime selamlar olsun canım. Hayran kitlesi azalmasın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok o konuda. Diyorlar ya Facebook'ta bazen karmaşık duygular içerisinde. Tamam mesela üzgünüm sebep seviyorum. Aldı, sebep oldu şimdi. Eşim ne tamam. Diyor? Söyle mi diyor evli olduğunu? Tabii tabii, tabii yani. Diyor. Yani belirt bir zahmet, belirt falan. Bir zahmet belirtelim. Bir de ben evli bir de çok tatlı bir kız değil mi? Kızı tabii. Var. Çok tatlı bir kızım var. Yani herkesin ya bir de bizim zaten insanlarımızda vardır. Ya kendi çocukların herkes diyor. Ya biz zeki, biz zeki, biz zeki. İşte ben de şimdi öyle. Benim çocuğum da çok zeki. Allah başlasın. Allah tabii başlasın. Abi ya ne kadar garip bir şey düşünsene. Ben yani bir baktım bir döndüm buradan bir şey geçti böyle. Bir de ufak tefek daha bu kadar. Bir dönüm ya dedim bu ne ara koştu babam ne ara yürümeyi öğrendi nasıl o kadar hızlı büyüyorlar ki o kadar hızlı insanın içine işliyor ki onların o sevgisi yani. Sen ne kadar güzel anlatıyorsun nasıl hayat sevdiği belli. Işte. Herkese tavsiye ediyorum yani çocuk herkeste olmalı bence. Herkesin bir evladı olmalı. Sizde var mı?
Var. Benim 13 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Dünyalar tatlısı. Gerçekten dünyalar. Benim 18'ine girdi. Seyfi abi sen hatırlamıyorsun. 18'ine açma girdi. Açma yaram derin derin. Hadi bir türkü daha dinleyelim senden. Uygar. O zaman Kıvırcık Ali'nin okuduğu, üstadın okuduğu bir eser vardı, okumuştuk stüdyoda yine. Seyfi abiyle beraber yapmıştık. Yaralarım gelsin, yaralarımı okuyalım. Çok güzel olmuş. Evet. Değil mi? Sabahın bu seherinde yine baymış öt günüm. Böyle tüylerimi diken 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 ettin Uygar. Yine çok güzel söyledin. Ağzınıza sağlık, çok güzel. Bunları da tabii Seyfi abiyle beraber yapmıştık. Kim seçti? Evet. Bunlar albüm eserleri. Yok yok, bunlar albüm değil. Stüdyoda okuduklarımız. Albümden önce stüdyoda okuduklarımız. Hani canımız insan sıkılıyor, stüdyoya giriyor. Ay ne güzel, yapın böyle güzel şeyler. Biz yapalım. De mi bir stüdyo açsak ne yapsak? Bence yapın böyle sesimiz şeyler. Sesimiz de yok ki. Cansız bir de gerçekten git. Şimdi stüdyoyu Berman açmakla bitmiyor. Mecdan'ın daha bir güzel. Yani o zaman sizden okuyalım böyle. Yok, ben o hataya bir kere girdim. Hayatın renkleri ama. Hayatın rengi. Renk olsun değil mi? Renk olsun. Aa, hayatın renkleri de bugün renkler sizsiniz. Arasında Samet aradı. Buradan Samet'e selamlar olsun. Seviyoruz seni. Ya, selam olsun. Baş tacısın. Ya yani dediğimiz gibi hayatın renkleri, ben de konudan yani, konuya atlıyorum. Hayatın renkleri yani sonuçta sohbet, müzik programı değil mi? Evet. Tabii yani eğlence bir, her şey var. Aslında bir de bir magazin programı çekseniz ya. Yakalanır sanırım. Aslında onu yapıyoruz zaten. Hayır öyle değil, benim dediğim tamam mı? Kim kiminle nerede? Yani yakalandı. Kim kiminle nerede? En azından bizi vururlar öyle bir şey. Hadi bizi vururlar. İlerleyen süreçte inşallah. Aslında biz, aşamasında. Onu, biz onu Melik'le çok düşündük biliyor musun? Hı-hı. Yani yapmaya karar verdik onu. Tam da yapacaktık. Nereden bulalım abi, kameraları nereden bulalım?
Yok. Şamdanlar falan. Her şey ayarlı. Artık telefonlar falan iş görüyor. Harbidanlar çıktı. Diyorum ya Melih Bey'e bir de o misyonu yükleyelim. Hadi bakalım alsın başını. Nasıl yetişecek bu ya adam? Ya zaten çok yönlü bir insan. Zaten yani... onun bugünlerde onu da söylemeden geçemeyeceğim. 23 Kasım'da gene Melih Bey'in organizasyonunda yapılacak çok güzel bir kadınlar matinesi var. Sevgili Murat Korkmaz'la grup Arjen'in de katılacağı. Bütün kadınlara da buradan duyuralım. Biz kadınlar eğlenceyi seviyoruz mesela. Matinesi. 23 Kasım. Sen matine de yapmış. Değil mi Melih Bey? Öyleydi. Bizler orada olacağız efendim. Bekliyoruz bütün kadınları da. Hayatın renkleri orada da bir kendini göstersin. Kadınlar seviyor gezmeyi, tozmayı, eğlenmeyi. Buraya mı taşısın? Kadınlar günü ama değil mi? Kadınlar matinesi olarak. Biz gidemiyoruz. Bizlik bir şey yok. Gelin efendim hiç fark etmez. Siz de sesinizle falan katılıyorsunuz. Almazlar biz oraya. Hayır şimdi sanatçı olarak girdiniz o. Kadınlar tabii, zaten tabii, birisi olarak... türkü şarkı söylesin onlar oynayalım diye bahaneye bakıyorlar yani siz girin. Yok yok biz onların programı biz girmeyiz oraya değil mi? O zaman siz Yeni yaparsınız. Niye böyle diyorsun değil mi? Yok yok. Ben gitmem de zaten. Hayatta gitmem. Geçenlerde gideceğim demiştim. Yok abi yok. Seyfi abi olur şöyle mu? Böyle bir yumuldu bir koltuğa falan ne oldu? Ben ya herhalde bugün yengeyle seni kavga ettireceğim abi. Biz kavga etmeyiz ya. Onlar artık oturtmuşlar gerçekten zannetmiyorum. Gerçekten yengeyle selam olsun. Kaç yıl oldu Seyfi Bey? Çok kaliteli bir insan. Evlilik karakteri çok kaliteli. Vallahi yılını bilmiyorum. 20 yıl oldu mu? Ama. Büyük bir gaf. Büyük bir gaf. Seyfi abi hemen hatırla lütfen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben doğum günüm yeri bile bilmem, hatırlamam. Doğum gününüz? Yemin olsun. Aa. Vallahi diyorum ya. Yenge Hanım biliyordur o zaman. Onlar takır takır böyle biliyor. Tabii. Kadınlar tabii, önemli günler için şey var, hatırlatıcılar var. Ben onlara kaydediyorum abi. Oradan. Sen buradan her şeyi ele verdin zaten. Bir gün yok zaten geçen gün baktı telefon. O geçen yıl mıydı artık ben? Biraz bende unutkanlık var. Telefonla arıyorum kimi aradığımı unutuyorum. Bakıyorum diyorum bu sefer ben bunu niye aradım? Halini hatırını sorup kapatıyorum. Tabii o yüzden geçen gün baktı bir hatırlatıcı geldi falan. Geçen seneydi herhalde. Dedi oraya kaydediyorsun değil mi dedi doğum günü falan. Dedim ne yapayım dedim unutuyorum. Bu sefer sen benimkini kutluyorsun ben kutlamasam olmuyor. Ya oluyor bazen. Bazen var ya nasıl biliyor musun? Arabayı park ediyorsun ya. Ben orayı çok defa aramışım. Arabayı nereye park etmişsin? Senin arabayı zaten çalıyorlar Seyfi Bey. Yok yok öyle. Valla diyorum. Bir tane Elazığ'da çaldılar tabii. Bir tane arabası var. Tabii tabii bir tane de Elazığ'da gitti. Elazığ'da da bir tane gitti. Abi. Ben hep çaldılar. Sen araba falan alma ne yapalım? Nasıl almıyorum yapalım? Zaten. Nasıl bir çözüm bulalım? Var, hani, İki tane minibüs var. Baba deme abi deme öyle mi? Minibüse binip geziyor. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Uygar geliyor Uygar da geziyor. Minibüse binip geziyor. Uygar seninkinde Seyfi'nin zannedip çalmayalar sonra. Yok yok. Benim sen hemen, çok fazla taşıma ben. Benimki zaten hemen ötüyor. Geçen gün aşağı indim. Adam biri dedi ki yav dedi kardeşim Allah rızası için. Hakikaten şimdi benim arabamı daha önce çalmışlar. Senin haberin yok. Şey benim aldığım arkadaştayken işte bizim arkadaşım çalmışlar arabayı. Bu da hassas alarm taktırmış. Yani birisi işte su döksün aşağı araba ötmeye başlıyor. Adam dedi ki geçen bir tane esnaf indim dedi. Yav dedi illallah ettik artık. Dedi bu araba sabaha kadar korna çalıyor kardeşim kendi kendine dedi. Şunun alarmını söktür ya. Dedim çalıyorlar. Ne yapayım? Programın sonlarına yaklaşmışız. Bir eser daha dinleriz. Son bir eser. Ne güzel sohbet ediyoruz. Son bir eser sizden dinleyelim. Ne dinleyelim? Ne gelsin? Yıldız Bağları gelsin. Evet. Tamam, Yıldız Bağları'nı şey hemen ya. Alalım. Efendim? Hareketli bir şeyle kapatalım bence. Vallahi. Tabancamı yağladım olsun ya. Yapma ya. Hareketli değil mi? Çocuklar arasında ayrım mı yapıyorsun? Yaptık bile yaptık. Ne diyorsan tabii olsun. Tabii o senin çocukların ayrımı. Hayır şey gönderelim. Yıldız Bağları'nı. Hayır o zaman bir arazi türküsü gönderelim tamam mı? Bağ altında. Tamam. Bağ altına o peki. Güzel. Tamam. Ama hareketli abi. Sizin Reci hemen uyar. Gönderelim. Tamam. Thank you.
bir Elazığ türküsü gönderdim. Çok keyifliymiş. Zaten bizim tabi Elazığ türkülerinin çoğunda var zaten. Bağ altından çekme. Bağ altı, eyvan altı. Güzel. Böyle. Güzel oldu. Alt üst etti bu da bizim. Vallahi. Çok teşekkür yakışır. Ederiz. Çok güzel. Sesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hayatın renklerini baya bir rengarenk gibi bir şey yaptık. Anonim mi? Çok sağ olun. Yani Elazığ türküsü bu. Anonim işte. Elazığ ayıp bu. Güzelmiş. Güzel okumuşsunuz. Bitiriyoruz. Yani... Çok keyifliydi. Vallahi bitsin istemiyorum aslında. Biz devam edelim o zaman. Yayın kapansın biz burada devam edelim. Yani, stüdyo evet. Akşam Sevgi'nin programı var zannedersen değil mi? Bizim Cihangir'in, Cihan Kaya'nın değil mi? Evet onların bugün. Onların yerine de biz devam edelim. Hiç gelmez. Hatta gelsin hep beraber. Direkt Cihan abi alıp şuraya oturtup devam edebiliriz aslında. Ama olmuyor i̇şte galiba. Evet. Yönetmenimiz kızıyor böyle şeyler, sürprizler yaptığımız zaman. Tabii ki onlara da ben burada başarılar diliyorum. Onların programı da gerçekten güzel, keyifli bir program. Güzel, türkü dolu geçiyor gerçekten. Vallahi biz de çok keyif aldık. Sağlık. Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Bitti mi programımızla? Maalesef bitti. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili kameramanlarımız. Biz de bir taneler onlar ya. Canlar vallahi. Tekrar canlar. Tekrar size teşekkür ediyoruz. Hakikaten güzel bir program oldu. Keyifli program oldu. Sohbet. Şunu da söyleyelim, kimse kırılmasın abi. Yine bizi buradan izleyen Samet Bey, Surgay Bey, işte bütün ailemize selamlar olsun. Burada yenge biraz kızdırdım. Renk olsun diye kızdırdım. Bir sıkıntı yok yani. Akşam tencere tava beklemiyorsun evet, lütfen. Hayatın renkleri. Sadece hayatın renkleriydi. Tabii ki burada herkese selam olsun. Özellikle Fırat TV'ye burada çalışan çok değerli işte kumandada olan arkadaşlarımıza evet. Herkese saygılarımızı. Asıl emekçiler onlar evet. Her şey için teşekkür ediyorum. Size böyle rahat rahat oturuyoruz ama arka taraf reji, kameramanlarımız çok büyük emekler veriyorlar. Evet, herkese orada bir jimi jipçi arkadaş var. O çok iyi çalışıyor. Ona da buradan saygılar olsun. Alkışı çok kuvvetliydi değil mi? Melih Bey. İyiydi, oynadı. Valla tek başına orkestraydı. Biz emeği öyle. Geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Siz ekranları başında. Bizi izleyen dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel iki konuğumuz vardı. Çok renklilerdi hakikaten. Hayatın renkleri. Tahmin edemediğimiz kadar renklilerdi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yarın yine çok iki renkli konuğumuz olacak. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Rengarenk günler diliyoruz. Hoşçakalın.